demir yolu var. Bir metresi bile bizim değil. Üstelik yetersiz. Ülkenin kuzeyini güneyine, batısını doğusuna bağlamamız, vatanın bütünlüğünü sağlamamız şart. Denizciliğimiz acınacak durumda. Köyümüzü topraklandırmalı, ihtiyacı olan bir çift öküzle bir sabanı vererek çiftçi yapmalıyız. Doğudaki aşiret, bey, ağa, şeyh düzeni cumhuriyetle de insanlıkla da bağdaşmaz. Bu durumu düzeltmeli, halkı kurtarmalıyız. Her yerde tefeciler halkı eziyor. Güya tarım ülkesiyiz ama ekmeklik unumuzun çoğunu dışarıdan getirtiyoruz. Sığır vebası hayvancılığımızı öldürüyor. Doktor sayımız 337, sağlık memuru 434, ebe sayısı 136. Pek az şehirde eczane var. Salgın hastalıklar insanlarımızı kırıyor. 3 milyon insanımız trahomlu. Sıtma, tifüs, verem, frengi, tifo salgın halinde. Pet ciddi sorun. Nüfusumuzun yarısı hasta. Bebek ölüm oranı %60'ı geçiyor. Nüfusun %80'i kırsal bölgede yaşıyor. Bunun önemli bölümü göçebe. Yılmamak, ucuz, geçici çarelerle yetinmemek, halkı kurtarmak için sorunları çözmek, kalkınmak, ilerlemek, milli egemenliğe dayalı, uygar ve özgür bir toplum oluşturmak, yüzyılımızın düzeyine yetişmek, kısacası çağdaşlaşmak. Bu büyük ideali tam olarak başarmak zorundayız. Bu ana kadar bu ideali koruyarak geldik. Bundan sonra daha hızlı yürümek zorundayız. Bunun için gerekli yöntemi, yolu birlikte arayıp bulacağız. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği kutsal bir görev bu. Bu büyük görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun. Oh.
altında hep birlikte yaşasın Cumhuriyet. Ve bir demir kapanırken 29 Ekim 1923'te bir çocuk doğdu. Adı Cumhuriyet. Yaşasın, yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyeti emanet eden, Cumhuriyeti yükseltecek ve yaşatacak olan gençlerimizin atamıza yazmış olduğu mektupları okuyacağım sizlere. Kendini hiçe sayarak özgür, bağımsız bir millet için hayatını adamış sevgili Atatürk'ün torunu olmaktan onur duyuyorum. Sevgili ata, sana dün yaptıkların için teşekkürlerimi sunmaya, önünde saygı ile eğilmeye geldim. Her şeyden önce seni düşüncelerin alamayacağı şekilde sevmeye geldim. Sana rahat uyu atam, en büyük eserin dediğin Cumhuriyet bizlere emanet demeye geldim. Birinci vazifemi hiç unutmayacağıma söz veriyorum. Bir çocuk türküsü der ki, ben seni hiç tanımadan sevdim. Atam sana kavuşamadan özledim. Denizin üstünde köpüren, İstanbul'da cayır cayır yanan, İzmir'in dağlarında renk renk açan senken, sen aklım, sen kalbimken bile özlemin bucak bucak sarıyor her yanımı. Dudaklarımızda yanan türkü, gökyüzünün al yazması, özgürce içime çektiğim her nefes senken, buram buram özlem kokuyor mektuplarım. Mazur gör beni, belki sana layık değil cümlelerim. Öyle zor ki sana bendeki seni anlatmak. Atatürk, adı geçince hızlı atan yüreğim, hür nefesim, gurur kaynağım. Duygularımıza, fikirlerimize ve hayatımıza, bakışımıza en güzel desenleri çizdi. Merhametiyle, cesaretiyle, özgüveniyle, çalışkanlığıyla o benim çocukluk kahramanımdı. Bugün de hayatıma yön veren rehberim. Şu an Anıtkabir'de olmak kadar başka bir şey istemeyecektim. Tıklım tıklımdır şimdi yanın. Vatan toprağının her yerinden sana gelen milletin, senin karşısında durmuş gözleri dolu dolu, yürekleri özlem dolu bir şekilde senin gibi bir atanın milleti olmakla gurur duyuyorlardır. Atam, belki seni hiç görmedik ama milletinin sana olan özlemi asla bitmeyecek. Bu millet, bu topraklar, bu devlet ve hatta bu dünya seni hiç unutmayacak. Seni hep özleyecek. Merhaba Ulu Önder. Ben tohumlarını sulayıp yeşerttiğin Cumhuriyet'in genciyim. Senin izinden yürüyecek olan milyonlarca gençten sadece biri.
Sen geçmişimizle övündüğümüz, geleceğimize yön verdiğimiz dev bir çınar, yol göstericisin. Sen bugünleri bize veren, her güne refah dolu uyanmamızı sağlayansın. Bugün bu vatanda hürce yürüyorsam, nefes alıyorsam, fikirlerimi korkusuzca söylüyorsam, bunlar senin kurduğun bu cumhuriyet sayesinde. Çınarların gölgesi büyük olur derlerdi bizlere küçükken. Şimdi o gölgenin altındayız biz atam. Tohumlarını attığın o küçük fidanlarız biz. Senin inkılaplarınla yeşerecek, öğütlerini dinleyecek ve vatanımızı canımız bağısına koruyacağız. Sana olan bağımlılığımız, toprağın suya, çocuğun anasına, öğrencinin öğretmenine olan bağlılığı gibi. Sen bizlerin hiçbir zaman unutamayacağı tek öndersin. Bu vatan için yerle göğü birleştiren, gecelerce denizin ortasındaki aydınlık bir fener gibi düşünen, denizleri, okyanusları karalarla birleştirensin. Sen insanı insana kardeş yapansın. Sen çok sevdiğin biz gençleri aydınlatacak olan sönmeyecek bir meşalesin. Sen bu vatanı vatan yapan 70 milyon Türk insanının kalbinde tek devleşen öndersin belki de. Bugün okullarda kitaplarımızı senin resimlerin onurlandırıyorsa, adını duyduğumuzda gözlerimiz doluyorsa, eğer bu vatanın her karışında milyonlarca emeğin olduğunu gösterir. Sesim oralara, yattığın anıtına ulaşır mı bilmiyorum atam. Kelimelerimle süslediğim bu mektup, umarım anlatır sana olan kucaklar dolusu özlem ve minnettarlığımı. Ben bugün bu kalemi elimde tutup, bu cümleleri bu sayfaya dökebiliyorsam, ben senin ve emeklerin sonsuz gücünü, yıkılmayacak, solmayacak ve asla devrilmeyecek olan bu cumhuriyetin köklerinin sağlamlığını gösterir. Sana o yattığın anıtına bu mektup zarfıyla 70 milyonun tükenmeyecek olan sevgisini yolluyorum. Ama bu zarf bunları taşımayacak kadar küçük. Kalbimizde hissediyoruz biz seni yokken varmışsın gibi. Zamansız bu gidişine isyan eder gibi. Tek bir dalınla yetiştirdiğin tek bir fidanına kanını, canını adadığın bu vatanın bir karış toprağına zarar gelmeyecek, sen ve inkılaplarını biz gençler sonsuza kadar yaşatacağız. İnsan sağ eller idi, insan.
sevgidir, saygıdır. Yaşasın Cumhuriyet! Evet değerli izleyenlerimiz, oyuncularımız Yasemin Yavaşoğlu Düz, Hilal Efendi ve Gönen Akbullukçu. Bu oyunu 3 hafta gibi kısa bir sürede yazan, yöneten ve bu sahneye koyan yönetmenimiz Sermin Arıkan. Oyuncularımızı ve yönetmenimizi sahneye rica ediyorum. Onları bir kez daha alkışlamak istiyoruz. Sök Halkı'da şu anda canlı yayında. Onları eminim ekranları başında, bilgisayarları başında, cep telefonlarından izleyerek alkışlıyorlardır. Ve tabii ki bu güzel günün anısına çiçekleri takdim etmek ve teşekkür etmek adına Söke Belediye Başkanımız Sayın Levent Tuncel adına Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa İber Yardıkan'ı davet ediyoruz. Zor günler geçiriyoruz ülkece ve dünya olarak. Ama tabii ki Cumhuriyetimizin 97. yılını coşkuyla kutlamamız gerekiyor ve Söke Belediyesi olarak dün başladık etkinliklere ve 29 Ekim akşamına kadar etkinliklerimiz devam edecek. Ben bu noktada Sermin Hocama ve değerli oyuncularına, başkanımız ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir oyundu. Emeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu başarılarının devamını diliyoruz. Sağ olun hocam, teşekkür ediyoruz. Evet değerli Sökeliler, Söke Belediyesi sosyal medya sayfasında canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. O küçük bir aranın ardından müthiş bir saz ekibi ve müthiş sesler sizlerle birlikte olacak. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Yayında kalın. Cumhuriyetimizin 97. yılı coşkusunu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.